Merhabalar. Dün yurt içi piyasalar haftaya sakin başladı diyebiliriz veri akışı olarak. Diğer taraftan TL'nin gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı değer kazanımı açısından pozitif olarak ayrıştığını takip ettik. Ayrıca yurt içi piyasalarda da küresel piyasalara paralel pozitif görünüm hakimdi. Hatta BIST 100 endeksi günü %1,38 değer kazanımıyla tamamladı. Bugün gün içinde takip edeceğimiz veriler olarak Ekim ayına ait reel sektör güveni ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Küresel baktığımız zaman Euro bölgesinde dün Euro bölgesi ve Almanya'ya ait Ekim ayına ilişkin hizmet ve imalat PMI verileri takip edildi. Her iki verinin de beklentilerin oldukça üzerinde geldiği görüldü. Bugün açıklanacak verilerde Almanya'ya ait Almanya IFO iş ortamı güveni gelecek, güven endeksi gelecek ki Almanya Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi olarak öne çıkıyor ve bu veri de Almanya iş ortamının ne derece kendi ekonomilerine güvendiğini gösterecek. Dolayısıyla Euro tarafında hareketliliğe neden olabilir. Diğer taraftan gün içinde akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Berlin'de konuşma yapması bekleniyor. Konuşmada Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili vereceği ipuçları aranacak ve bu da tabii Euro üzerinde hareketliliğe neden olabilir. ABD tarafında da dün imalat PMI verisi açıklandı ve son 10 ayın en yüksek seviyesinde geldi veri. Diğer taraftan Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisini takip ettik. Veri de negatif tarafta %0,14 olarak geldi. Veri beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti. Olumlu gelen verilerin ardından Fed'in Aralık ayına ilişkin faiz arttırımı beklentilerinin de %70,9'lara kadar yükseldiği takip edildi. Tabii bu da doların değerlenmesini ve doların gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmasına neden oldu. Bugün ABD'den takip edeceğimiz veri olarak da Ekim ayına ilişkin tüketici güveni olacağını söyleyebiliriz. İyi günler.